Bugün yaşadıklarınızı özetleyebilir misiniz bana müsaitseniz? Bilgine başvuru sorgu olması için bir şey isnat edilmesi lazım. Bilgiye başvuru. Ha, bir bağış yapıldı mı diye soruldu bu New York Belediye Başkanı evet, herhalde. Evet. Ondan sonra da ne kadar sürdü yaklaşık bu acaba? 15-20 dakika. Eşinizle beraber gittiniz. Kendi... Eşimle beraber gittim. Anladım. Aynen. Sizi üzdü mü bu olay çok? Hani bu bekletilmesi veya ya, bu... Yok. Yani şey için sonuçta sadece şey anlam vermediğimiz şey bu. Ben ne diyeyim, herhangi bir bağış yapmamışım, kimse benden bağış istememiş, böyle bir insanla bir ilişkimiz yok. Anlatabildim mi? Yani burada öyle bize işte projeler yapılabilir denmiş, biz hiçbir proje yapmamışız buralarda, yani öyle bir şeyimiz yok. Yani ki yapabilirsin, iş insanısın yani bugün. Ne diyeyim, yani atıyorum Antep'te oluyorsanız, Mersin'de oluyorsanız konuşabilirsin ki hiç öyle bir şeyimiz olmamış yani. Hmm. Buradaki Türk iş adamlarına gelince soruyorlar herhalde. Veya burada iş yapan Türk iş insanlarına. Siz hiç tanıştınız mı belediye başkanlarının yok belediye başkanıyla daha önce hiç? Değil, daha herhalde 10 yıl önce falan zaten hiç o zaman. Yani o da Türkiye'ye gelmiş o şekilde tanışmıştık. Ondan sonra belediye başkanı olduktan sonra hiç yüz yüze görüşmedik. Hiçbir şeyimiz olmadı, ilişkimiz. Yani tamamen konunun ne diyeyim, yani New York'ta yaşayan herhangi bir insana sorulabilecek şeyi soruyorlar ve çok şey. Altında bir ihbar varmış gibi hissettim ben. Yok yani bilmiyorum, şey kapısında sonuçta dava dosyası var, sorusu var. Yani oralarda da hiçbir, yani buradakiler, ben de bu olaydan sonra şey yaptım, insanlar öyle, yani siz hiçbir yerde böyle bir şeyiniz de geçmiyor diye. Yani, İmkansız bir vaka. İş adamlarının hepsine şey yapıyorlar, herhalde soruyorlar. Soruyorlar. Zaten dinledim, bir sürü insana sormuşlar yani. Buradaki iş adamlarına da, Türk iş adamlarına da soruyorlarmış. Herkese soruyorlar yani. Burada var olan bir sürü Türk iş adamına da sormuşlar. Erdem Bey, soru ne peki? Şey mi? Bu kişiye bağış yaptın. Bağış yaptım. Sizden bağış istendi mi? Bu. Bu kadar. Başka bir şey yok yani. Evet evet, aynen öyle yani. Hiç kimseye vermedim ya, ben öyle siyasetle şey olan, ilişki kuran bir insan değilim ya. Yani kaldık kendi ülkemde kurmuyorum. Peki sizin firmanızın Amerika'da çok iş bağlantısı var mı yani şu anda yaptığınız iş anlamında? Yok ya, hiçbir. Tamam. Brooklyn'de proje şey yapıyoruz ki biz orada yatırımcıyız yani. Developer başka, developer ortak başka. Biz sadece şey, finansal yatırımcıyız. Hmm. Anladım. Burada bunu yapıyoruz sadece. Yani o da şey, bizim yaptığımız projelere küçük bir proje. Biz projeyi yapan da değiliz. Biz finansal yatırımcıyız. Evet. Erdem Bey'in sözleri böyle. Sonrasında konserden, işte burada da konserdeki görüntüler herhalde ekrana yansıyor. Evet, dün akşam oldu. Burada da tabii biraz keyifli gözüküyor ama yine de insanın tabii keyfi kaçar. Bu da konser alanındaki görüntüler. NEF Vakfı'nın neden Amerika'yı tercih ettikleri konusunda da sordum ama onunla ilgili de böyle uygun gördükleri bir yanıt vermedi. Ama buradan tabii bu kadar insanı, bu kadar davetliyi, uçağını, oteli karşılayıp götürmek de çok ciddi anlamda masraflı bir iş. Orada katılan, tabii orada yaşayan Türkler de mutlaka katılmıştır ama orkestra komple buradan gitmiş.